arkadaşıyla konuşurken Heidegger diye bir adam, Alman filozofu. Arkadaşı Heidegger'e soruyor, diyor ki, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Filozof gülüyor. Diyor ki, ben hiç yapmayı düşünmedim. Ben sadece düşündüm. Yapmayı başkalarına bıraktım. Bunu okuduğumda bir kitapta notlar almıştım ve şöyle yazmıştım oraya. İnsanlar üçe ayrılır. Düşünenler, yapanlar, hem düşünenler hem de yapanlar. Düşünenler ya filozof olurlar, ya mütefekkir olurlar, ya da düşündükleri şeyin bir arka planı yoksa hayalperest olurlar. Her gün düşünürler ama bir şey ortaya çıkmaz. Yapanlarsa sadece köle olurlar. Başkaları düşünür, onlar yapar. Bunun eski dünyadaki adı mankurttur. Köleleşmiş adam, zihniyet dünyası boş, hafızası silinmiş, kim olduğunu bilmeyen, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmeyen insan tipi. O sadece yapar, ona birileri emreder, o da yapar. Bir de hem düşünenler hem de yapanlar vardır. Onlar düşünürler, üretirler, yaparlar ve dünyaya hükmederler. Soru şu, siz sadece düşünen mi olacaksınız, sadece yapan ve köleleşen mi olacaksınız, yoksa hem düşünen, hem yapan, hem de dünyaya hükmeden mi olacaksınız? Bizim medeniyetimiz madem merhamet medeniyetidir ve güzel bir medeniyettir, neden benim medeniyetimi insanlara düşünmez de yapmaz da başkalarının düşündüğü ve yaptığı şeylerle yaşar? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Neden anlayamıyorum? Hafızam yetmiyor. Ama şunu da biliyorum. Düşüncemiz zayıf, muhakememiz zayıf. İşte bu meselenin böyle olduğunu anlayamadık da ondan. Bugüne kadar anlayamadık ki biz düşünemiyoruz. Başkaları düşünüyor, yapıyor, biz de köleleştiriyorlar. Ellerimizdeki telefonlara bakın, arabalarımıza bakın, kullandığımız teknolojilere bakın. Hep başka bir dünyadan gelmiş, başkalarının düşünüp yaptığı şeyler. Ama o dijital sistemler, o çizgi filmler, o arabalar, o telefonlar bize hükmediyor bugün. Elinizdeki telefonun, kutunun bir yerde köleliğini yapıyorsunuz. O size hükmediyor. Tık 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 içinden çıkamıyorsunuz bir türlü. Kaç defa yaşadım İstanbul'da. Gemiye biniyorum, herkesin elinde bir telefon, selam duymuyor arkadaşınız. Selam veriyorsunuz, duymuyor adam. Anladığım spor hatıralarından bir iki tanesini size anlatacağım. Şu anda 3 bant bilardo oynuyorum. 3 bant bilardo. Yakın zamanda bu programlardan biraz vaktim olursa belki Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya filan da giderim. Ve şu anda Bilardo Federasyonu yönetim kurulu üyesi. 4-5 yıldır bilardo ile ilgilendim. 41 şiirden ibaret bilardo şiirleri yazdım. Bilardo terimleri diye. 9 ay ders aldım. Masanın başında 9 ay aynı zamanda bilardonun tarihini okudum. Ve dünyada eşi yok. Tek bilardo şiirleri kitabı, bilardo tembihleri bize nasip oldu. Ve federasyon bunu ileride yapabilirse İngilizceye, Almancaya, Fransızca çevirelim ve yurt dışına gönderelim diyor. Çünkü benzeri yok dünyada. Uluslararası bir makale yazıldı onunla ilgili. Bakın ben bunu 4-5 yıl içerisinde yaparken onlarca başarı medalistler programına gittim. Yüzlerce programa katıldım. Televizyon programları, başka programlar. Ama aynı zamanda haftada 2-3 saatimi, 2-3 günümü, günümdeki 2-3 saatimi ayırdım bilardoya, oraya merak saldım ve bilardo ile ilgili geldiğim nokta bugün bu. Plan programı yaparsanız olur. Satranç Erzurum şampiyonu oldum ve Türkiye Ligi'nde oynadım bir süre. Hiç okul, şiir onları katmıyorum yani sporlar.